Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni Mesaj TV YouTube kanalında yeniden birlikteyiz. Bu videoları, programları yapmamızın amacı sizlere bir şeyler öğretmek değil, sizlerle sohbet etmek. Onun için bu sohbete katılmanızı, yorumlarınızla, düşüncelerinizle katkıda bulunmanızı istiyoruz. Yorum, eleştiri, soru her zaman ama hakaret asla. Kanunlardan ötürü değil, imanımızdan ötürü hakarete asla yer vermiyoruz. Bu gerek kanalımızda, diğer sosyal medya hesaplarında bu ölçüye dikkat edelim. Hatta bu konuda malumunuz Peygamber Efendimiz yüzüne karşı söyleyemediğiniz şey gıybettir diyor. Ben de onun için diyorum ki yüzüne karşı söyleyemediğiniz şeyi sosyal medyadan söylemeyin. Evet, gündemimiz yoğun. Geçen haftanın en önemli başlığı malumunuz Fethin 567. yıl dönümüydü. Tabi İstanbul Fethi önemli bir olay, çağ açtı, çağ kapattı. Ama ülkemizde milli ve manevi değerlerimiz siyasi partiler tarafından öylesine parsellendi ki sanki Fethi denince bir parti, 10 Kasım denince bir başka parti, bayram denince X parti, bu tip şeyler akla geliyor oldu. Her zamanki gibi bütün tabuları, bütün parselleri yıkan Profesör Doktor Haydar Baş bu parselleri de yine yıktı, attı. Geçen haftanın en önemli gündemi İstanbul'un fetih yıl dönümü olmasıydı. Fethin 567. yıl dönümünü kutladık. Tabii bu arada şunu belirtmek isterim ki ülkemizdeki siyasi partiler milletimizin tamamına ait olan milli ve manevi değerleri adeta kendi aralarında parselleyip sahiplendiler. Ama bu yıl adeta bu parsellerin telleri söküldü, surları yıkıldı. Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş aynen babası gibi milletimizin milli ve manevi değerlerine konulan kotaları kaldırdı ve dedi ki bir gencin neler başarabileceğinin göstergesi olan Fethin 567. yıl dönümünü kutlar, İstanbul'u işgalden kurtararak fethi anlamlı ve baki kılan Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anarım. Tabii bu mesaj birçok kesim tarafında şok etkisi yaptı. Fethin yılında Atatürk'ü anmak her babayiğidin hakkı değildi. O hakkı Hüseyin Baş Beyefendi yerine getirdi. Tabii ne demek istedi Hüseyin Baş Bey? Bunu çok basit bir örnekle şöyle özetleyebilirim. Malumunuz Selahattin Eyyubi denince aklımıza ne geliyor? Kudüs'ün fethi. Peki Kudüs'ün fethi tarihe düşünmüş bir not olması dışında bugün anlamlı bir olay mı? Hayır. Neden? Çünkü Kudüs İsrail postalları altında eziliyor, kan ağlıyor. İsrail'in işgali altında. Hatta Mescid-i Aksa'da kimlerin namaz kılabileceğine İsrail karar veriyor. Onun için Atatürk İstanbul'un fethini anlamlı kılan Atatürk'tür. Eğer Atatürk İstanbul'u yeniden Türklerin, Türk milletinin toprağı yapmasaydı aynen Kudüs'ün kaderini İstanbul yaşıyor olacaktı. Bu konuda Hüseyin Baş Bey'e tekrar teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Beyefendi, Fatih tahta çıktığında Avrupalılar genç ve toy bir şehzade sultan oldu diye sevindiler. İstanbul'un fethiyle derin bir şok yaşadılar. Fetih tarihinin seyrini değiştirdi. Birileri o şoku hala atlatamadı diye sosyal medyadan bir mesaj yayınlandı. BTP'nin genç lideri Hüseyin Baş ve birileri aynı kaderi yaşayacak diyerek bu mesaja cevap verdi. Bu mesaj bizim için umut oldu. Tabi İstanbul'un fethi denince akla ilk gelen Ayasofya'dır. Yaklaşık 50 yıldır istismar edilen bir Ayasofya gerçeği var karşımızda. Geçmiş yıllarda çok iyi hatırlarım. Ayasofya'yı ibadete açacağız, Ayasofya'yı ibadete açacağız, Ayasofya'yı ibadete açacağız. Bu sözleri sarf edenler 18 yıldır iktidardalar. Ama Ayasofya ibadete açılmadı. Neden? Tabii bu sorular vatandaş tarafından da soruldu. Her seferinde Sayın Erdoğan önce Sultanahmet'i doldurun, önce Sultanahmet'i doldurun diye cevap verdi.
Hatta 2014 yılında bir başka bakış açısı getirildi Ayasofya'ya. O dönemde malum henüz terör örgütü ilan edilmemişti ama FETÖ ile bir hesaplaşma süreci vardı. Ve FETÖ'nün yayın organlarında Ayasofya'nın ibadete açılması gerekliliği işleniyordu. Bu programlara, yayınlara hükümet ve hükümet medyasının verdiği tepki, Gülen grubunun hükümete provokasyon yaptığını, Avrupa kamuoyu nezdinde zor durumda bırakmak için Ayasofya'yı kullandığını ifade ediyordu. 2015 ve sonrası yaşanan gelişmeler Ayasofya'yı unutturdu. Ama 2019 yılında Sayın Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında gencin birisi tekrar Ayasofya'yı gündeme soktu. Sayın Erdoğan çok ilginç cevaplar verdi. Önce Sultanahmet'i dolduralım dedi. Ve oraya bir şerh de düştü. Öyle bayram ve cuma namazlarında değil, sabah namazında dolduracaksınız. Ardından çok tartışılacak bir cümle daha kurdu. Bakın, Çamlıca'da 60 bin kişilik cami yaptık dedi. 4 Ayasofya büyüklüğünde. Onu doldurun dedi. Şimdi düşündüğümüz zaman Ayasofya'yı ibadete açmak için Sultanahmet şartını dile getirenler, oranın sabah namazında doldurulmasını isteyenler, Beykoz ve Üsküdar'daki camiler boşken Çamlıca'ya 60 bin kişilik cami yapmanın mantığını nasıl izah edebilecekler? Diğer taraftan Ayasofya hakkında benim şahsi kanaatlerim var. Askerlik yaptığım yıllarda Ayasofya'yı ziyaret etmiştim. Tabii İstanbul'a gelmek, İstanbul'daki tarihi mekanları ziyaret etmek insana başka bir duygu alemine sürüklüyor. Ama ben Ayasofya'ya girince bir karamsarlık içerisine düştüm. Neden derseniz, oradaki o kabartmaları, Hristiyanlığın simgesi olan kabartmaları, haç işaretlerini görünce garip bir ruh haline girdim. Benim bu konuda merak ettiğim ise, İstanbul'u Peygamber Efendimiz'in övgüsüne mazhar olmak üzere fethetti denilen Fatih Sultan Mehmet, Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın açıkça lanetlediği İsa çarmıha gerildi diyenleri lanetlediği ayetini bilmesine rağmen o haç sembollerini neden Ayasofya'dan kaldırtmadı da üstünü kapattırdı? Oysa Peygamber Efendimiz malumunuz Mekke'yi fethettiğinde İmam Ali Efendimiz'i omuzlarına alarak bütün putları kırdırdı. Diğer taraftan Medine döneminde yine Hristiyan olan İbni Adi Hazretleri yeni Müslüman olmuştu. Ve Peygamber Efendimiz'in huzuruna boynunda bir haç kolyesi olduğu halde girdi. Peygamber Efendimiz ona ne dedi biliyor musunuz? Ey Adi, çıkar o boynundaki putu. Şimdi bu gerçekler, itikadi gerçekler ortadayken yok tarihe saygı, yok şuna saygı, yok buna saygı diyerek itikadımızı mı feda edeceğiz? Ve ben bir kez daha soruyorum. Fatih Sultan Mehmet o put, Allahu Teala'nın kitabında ve Resulullah'ın sünnetinde put olarak tarif edilen o simgeleri neden yok etmedi? Diğer bir başlığımız ise sigara. Evet, sigara içenler sigaraya yüklenmeye devam ediyorlar. 18 yıllık iktidarın en istikrarlı söylemi sigara noktasında. Hep aynı tonda, hep aynı dozda ve hep aynı cümlelerle sigarayı bir şekilde gündemde tutuyorlar. En son geçen günlerde Sayın Erdoğan aynen şöyle dedi. Biz vergiler içerisinde zaten en çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz. Acaba ne derler diye de düşünmüyoruz. Çünkü biz sigara müptelası olan vatandaşlarımızı seviyoruz. İstiyoruz ki sigara fiyatlarını arttıralım, belki yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz. Fakat yine de kaçmıyorlar nedense. Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz. Böylece de buna devam edeceğiz. Şimdi kendi içerisinde bile birçok soru işaretleri olan bir açıklama. İnsan sağlığı için mi vergiyi yüklüyorsunuz? Artından itiraf ediyorsunuz. Biz sağlıkları için vergiyi bindiriyoruz ama yine vazgeçmiyorlar. Demek ki
Bu yöntem yanlış. O zaman vergiyi niye koyuyorsunuz? Diğer taraftan ben bir şeyi merak ediyorum. Eğer iktidarımız insan sağlığını bu kadar önemsiyorsa, bugün Türkiye'de yeme, içme, giyinme gibi temel asgari hayat koşullarının en son tutarı 2450 TL idi. Peki hükümetin takdir ettiği asgari ücret ne kadar? 2230 TL yanılmıyorsam. E nerede insan sağlığı? Diğer taraftan baktığımız zaman evin ihtiyaçları hiç bitmiyor. Çocuklarının haklı istekleri, mutfak masrafları, gelen faturalar, cezalar, şunlar, bunlar, zamlar derken Ahmet amca ne yapıyor? Sigaraya yükleniyor. Hükümet de sigaraya yükleniyor. Bakalım kim kime nereye kadar yüklenecek? Merak ediyorum doğrusu. Sigarayı savunuyor filan değilim. Ama şu bir gerçek ki günümüz insanını zamlarla, cezalarla, gözdağı vermekle, korkutmakla, yasaklarla bir kalıba sığdıramazsınız. Hak istekleriniz haklı bile olsa kabul ettiremezsiniz. Neden? Çünkü önce insan demediniz, insan için demediniz, insana gönül gözüyle bakmadınız. Eserlerinde her daim önce insan vurgusu yapan merhum Profesör Doktor Haydar Baş hocam, Temmuz 2017'de gazetemizdeki yazısında toplumumuzdaki sıkıntılara, insanların şikayetçilerine dikkat çekerek şöyle diyordu. Kısaca her şeyden şikayetçiyiz. Öyle ki başa geçenler kurumları düzeltmek istese de, hak ve hukuk dağıtmak gayesinde olsa da asıl problemi halledemedikleri için başarılı olamıyorlar. Her zaman ifade ediyoruz. Önce insan meselesi çözülmelidir. İnsan hak adına ve kendi yararına kazanılmadıktan sonra hangi kanunu, nizamı getirirseniz, hangi düzenlemeyi yapsanız da işe yaramayacaktır. Evet, olay budur. Siz önce insan demediğiniz için bugünkü koyduğunuz tavırlar kabul görmüyor. Diğer bir başlığımız ise yeni normal. Malum 1 Haziran itibariyle birçok kısıtlamalar kaldırıldı ve kısıtlama sonraki sosyal hayata yeni hayat denildi. Ama ben merak ediyorum, eski normallerimiz nasıldı? Misal şöyle kabaca bakarsak, işsizlik, zamlar, pahalılık, borçlar, cinayetler, gasplar bir tarafta, iktidar ve muhalefetin ağız dalaşları, sanal gündemler üzerinden verilen korku ve nefret mesajları diğer tarafta, banka, PTT, fatura ödeme kuyrukları, toplu taşımada sıkışabildiğin kadar sıkış gerçekleri de diğer tarafta olsun. Şimdi yeni normale baktığımızda eski normalin aynısını yaşıyoruz. Yeni normalimizde tek fark var, maskeler. Maskemiz olmazsa eskiyle yeni arasında hiçbir farkımız yok. Bir diğer başlığımız işte vekil transferleri. İlginçtir. Sayın Erdoğan geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptı. Milletimiz hükümetten iş seferberliği, aş seferberliği, evsizlere ev seferberliği, depreme dayanıksız konutlara sağlam konut seferberliği, borçlarına af seferberliği beklerken Sayın Erdoğan en kısa zamanda sahaya ineceklerini, kendilerini halka anlatacaklarını ve bir gönül seferberliği başlatacaklarını açıkladı. Tabii bu gönül seferberliği ve sahaya inmek denince ilk akla gelen ne oldu? Acaba erken seçim mi var? Hemen onun akabinde %10 barajı ve vekil transferleri gündeme geldi. Ve ilginçtir, Cumhuriyet tarihinde çok partili sisteme geçtikten sonra en çok vekil transferi yapan, hatta iki partiden genel başkan transfer eden bir partinin kurucusunun oğlunu çok iyi bir koltuk vererek partisine transfer eden iktidar partisi milletvekili transferini siyasi ahlaksızlık olarak nitelendirdi. Yani artık bu konuda başka bir şey demeyelim. Diğer taraftan ise CHP, milli görüşten olma, AKP'den kopma partilerin derdine düşmüş bir görüntü veriyor. Bu partileri nasıl seçime sokarım gayreti içerisine giriyor. Ve ülkemizin şu şartlarında bizzat parti temsilcileri CHP'nin oy oranının %30'larda olduğunu söyleyerek seviniyorlar. Yani bu sevinilecek bir durum mudur? Ağlanılacak bir durum mudur? Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden CHP yönetimi eğer hala halka kendini kabul ettirememişse %30 başarı değil, başarısızlıktır. Üstelik günümüz Türkiye'sinde.
Diğer taraftan malum ABD yanıyor. Görüntüleri izliyorsunuz. Halkı bir tarafa koyuyorum. ABD'nin başkanı olsun, senatörleri olsun, o dünyaya hükmeden devasa şirketleri, küresel şirketleri olsun. Onlara gördükçe aklıma Neyzen Tevfik'in o malum itfaiyenin hortumu şiiri geliyor. Gerisini siz internetten bulursunuz. Tabii Amerika yanarken ülkemiz yöneticilerin bu derin sessizliği beni meraklandırıyor. Çünkü biz ülkemizi yöneten iktidardan şunu gördük yıllardan beri. Irak'ta Saddam vardı, halkına zulmediyor diye günlerce, aylarca, yıllarca televizyonlarımızda gündem edildi. Libya'da Kaddafi vardı, Kaddafi halkına zulmediyor diye yine gündem edildi. Mısır'daki olaylar, hükümetlerin vatandaşa karşı tutumu, askerin vatandaşa karşı davranışı, polisin vatandaşı coplaması, gazlaması, taraması bu ülkenin iç sorunu gibi günlerce, aylarca iktidar tarafından gündemde tutuldu. Suriye zaten gündemimiz. Esad halkını katlediyor, Esad halkına zulmediyor. Zaten neredeyse herkesin sloganı oldu. Peki Amerika ne yapıyor? Orduyu göreve çağıran Trump'a karşı söyleyecek bir sözü yok mu sayın iktidarın? Polislerin yaptıklarını eleştirebilecek sözleri yok mu sayın iktidarın? Trump'ın İncil'i, kiliseyi kullanmasına söyleyecek bir sözü yok mu sayın iktidarın? Merak ediyorum. Diğer taraftan bir televizyon kanalında bu İncil istismarı, kilise istismarı konuşulurken Abdurrahman Dilipak'a görüşleri soruldu. Abdurrahman Dilipak, değerli olan her şey kullanılır. Sadece kitap değil, bayrak kullanılır, vatan kullanılır, ibadethaneler kullanılır, kitaplar kullanılır dedi. Bakalım Sayın Dilipak bu sözlerini yarın bir gün olur ya yeri gelirse tekrar kullanabilecek mi? Tabii Amerika'daki olayları yorumlayan isimlerden birisi de Soner Yalçın beyefendiydi. Soner Yalçın yazdığı yazıda ki yaptığı bir tespit beni hem güldürdü hem de Türkiye'nin acı profilini ortaya koydu. Soner Yalçın yazısında bütün sistemler ölümlüdür. Kapitalizmin ömrünü çoktan tamamladı. Sadece yerine ne konacağı bilinmiyor diyor. Soner Bey biraz araştırın. O kitap size de geldi. Dünyadaki liderlerin söylemlerine, planlarına ve hayata geçirdikleri uygulamalara bakın. Sonra o uygulamaların patentine bakın. Baktığınızda göreceğiniz Profesör Doktor Haydar Baş'tır, milli ekonomi modelidir. Lütfen artık gerçeği saklamaktan sakının. Bir diğer sıcak gündemimiz ise malum meclis toplandı. 3 tane vekilin vekilliği düşürdü. Ne oldu, nasıl oldu, haklı mıdırlar, haksız mıdırlar o bir tarafta. Ama anında sosyal medyada iki başlık açıldı. Ak troller mecliste terörist istemiyoruz başlığı açarken karşı taraftaki slogancı ulusalcılar ise darbeci AKP başlığıyla karşılık verdiler. Ya ortaya çıkan profil şu. Hem partiler hem de bu partilerin trolleri ülkemizi ısrarla ABD yapmak istiyor. Ama biz Türk milletiyiz, ABD olmayacağız. Tam bağımsız Türkiye diyoruz, bağımsız Türkiye Partisi diyoruz. Sağlıkla kalın.